Evet, herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Böyle başka videolar izlerken şu giriş başlangıç var ya çok efsane komik geliyordu. Herkese dalga geçiyordum. İnanın giriş yapmak çok zor. Ben de şu an kendime çok gülüyorum ama neyse böyle olsun, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Tamam, şöyle maşallahlı bilekliğimizi de şöyle kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Yeniden merhabalar, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Epey bir zamandır tabii canlı yayın yapamadığım için cansız yayın da fazla yapamadım. Malum biraz da koşturmalarım vardı, işlerim vardı, onları halletmem gerekiyordu. Biraz da bir tabii ki kırgınlık, küskünlük yok desem yalan olur. Kime var kırgınlık, küskünlük? YouTube'a var. YouTube izleyicilerine var. Yani sevgili takip eden dostlarımı tenzih ediyorum, arkadaşlarımı, kardeşlerimi, ama genel olarak YouTube izleyicilerine yine bir kırgınlığım olsun. Yani mesela bir süredir de şöyle bir şey oluyor. Hani hep bahsediyorum ya, eski kanalımla ilgili bu süreçte neler yaptım, ondan da bahsedeyim. Birkaç girişimim oldu yine kanalımı açtırabilmek adına. Ki maalesef hani çok net somut bir cevap alamadım, hani sağ olsunlar böyle girişimlerime karşı bazı fikirler verdiler, fikir alışverişinde, teatisinde bulunduk ama netice alamadım maalesef ki. Onun dışında bildirimimiz geldi, şöyle onu bir kapatalım ha. Epey bir zamandır form göndermiyordum, hani şu kanalınızı yeniden açtırım formu var ya. Bir hafta arayla şimdi peş peşe iki tane gönderdim. Bugün de bir tane gönderdim. Bir hafta önce bir tane daha gönderdim. Hatta 10 gün önce diyeyim. Vallahi bu sefer ne olumlu ne olumsuz hiç cevap gelmiyor. Çok şaşırtıcı. Bu iyi midir, hayra alamet midir, kötü müdür? Ne bileyim, bilgisi olan ya da böyle bir şey yaşayan varsa lütfen benimle paylaşsın. Çok sevinirim. Çünkü yani iyice artık şey, sanırım böyle giderse de umudum iyice kırılmaya başladı kanalımı açtırabilmekle ilgili. Birçok insan bu konuda bir sürü şeyler paylaşıyor. Hani çok güzel böyle videolar buldum. Hatta bir tane paylaşacağım size. Geri dönüşümden, böyle bir yabancı bir ülkede geri dönüşümden çocuklara gitar mı keman mı işte bir şeyler yapılıyor. Ve onların müzikle buluşmaları, müzikle hayatı tutunmaları sağlanıyor. Oradaki bir kızcağız demiş ki hayatımda keman mı demiş ya da müzik mi emin değilim. O olmasa hayatın hiçbir anlamı olmazdı gibi bir yorum yapmış. Evet, aynen öyle. Hani hayatın anlamlarından bir tanesi, evet tabii ki sevdiklerimiz, ailemiz olabilir, sevdiğimiz dostlarımız, bizim için çok özel insanlar olabilir. Ama sadece bu değil yani, sadece bu değil, emin olun. Çok mesela o yabancı ülkedeki o küçük kardeşimizi, belki ortaokul öğrencisi ya da bilmiyorum ilkokul öğrencisi, müzik hayata bağlamış. Bakabilir misiniz? Yani hayatın anlamı diye ifade ediyor. Küçücük insan, o küçücük varlık. İşte mesela benim için de video çekmek, sizlerle bir şeyler paylaşıp sizlere video aracılığıyla erişebildiğimi hissetmek, görmek hayatın anlamlarından bir tanesiydi. Müzik hayatın anlamlarından bir tanesi. Yani aslında uğraşlarımız ya da bizi hayata bağlayan şeyler. Çünkü hayat sadece yaşamaktan, hayat sadece aileden, hayat sadece işte eşten, hayat sadece kardeşten, çocuktan ya da işten ibaret değil, emin olun. Bunlar hayatın içinde var ama hayatın içerisinde size belki de hayata tutunmanızın çok büyük kaynaklarından bir tanesi, emin olun, o sizi sevdiğiniz, o uğraşlarınız var ya. Mesela benim için de video çekmek gerçekten son yılların en keyifli uğraşlarından bir tanesiydi. Anlamlı, değerli ve saygılı etik videolar çekmek tabii ki. Ve ben buna hep dikkat ettim ama maalesef ki sanırım bu işte bir gariplik, bir terslik var. Ya insanlar gerçekten çok kötü niyetli, ya YouTube bu konuda gerçekten çok adil değil. Benim gibi insanları hayata bağlayan o önemli parçalarından birisinden koparıyorlar. Ve bir tanesi de benim için müzik tabii ki. Müziği de hayata tutunduğum bir dal olarak görüyorum. Bunlar olmazsa evet, hayatın
o yabancı ülkede okuyor küçük kız gibi hayatın anlamları benim için de azalır olmaz diye düşünüyorum. Bir kere daha sesleniyorum. Ne bileyim bu videoyu izleyen bir YouTube'a erişebilecek ya da YouTube yetkilileriyle bir şekilde bağı olan birileri varsa ya da bir yöntem bilen varsa lütfen benimle paylaşsın. O eski kapanan kanalımı açtırabilirsem belki yeniden bir nebze olsun bir umut olur benim için. Yoksa bu işi gerçekten pes edeceğim diye hissediyorum. Ne kadar daha dayanabilirim? Yani kanalımı açtırmak için inanın çok uğraştım. Ve size samimiyetle bir kere daha söylüyorum. İnanın hiçbir kural ihlali, hiçbir yanlış, yanıltıcı içerik, hiçbir kötü art niyetli bir paylaşım yapmadım. Hep benim için gerçekten değerli, sevdiğim, doğru gördüğüm, hep de kurallara dikkat ederek tabii ki saygı çerçevesinde paylaştığım çok değerli videolarım vardı. 4-5 senenin emeği, yaklaşık 8500 abone, yaklaşık 350 video ve yaklaşık 4-5 senenin emeği sokağa atıldı, çöpe gitti. Bilmiyorum yani sevgili değerli YouTube lütfen bu videomu ve bu sesimi duy ve benim kapanan kanal Arya'mı tekrar aç. Size bir kere daha sesleniyorum. İnanın hiçbir kural ihlali yapmadım. Art niyetli insanların şikayetleri olabilir. Çünkü birkaç forum okudum. Orada öyle diyordu. Yani kanalınızı çekemeyen ya da sizinle bir şekilde bir husumeti olan birileri şikayet eder ve YouTube'da gerçekten doğru mu değil mi diye araştırmadan, soruşturmadan ve size cevap hakkı tanımadan kanalınızı kapatıyor. Çok acı bir şey. Ve diyor ki 3 tane ihtar alırsınız diyor. 3. ihtardan sonra kapanır diyor ve ben o 3 ihtarı almadım. Almadım, almadım. 3 tane ihtar maili almadım. Telif uyarısı hep geliyor. Bu şöyle oluyor. Diyor ki mesela atıyorum Zeki Müren'in falanca şarkısını paylaşmışım. Hak sahipleri varsa evet telif uyarısı veriyor YouTube ama kanalınızı kapatmıyor. Diyor ki karşı taraf diyor ya da üçüncü şahıslar diyor videonuzdan diyor gelir elde edecek. Bunu kabul ediyorsanız hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Böyle telif uyarıları aldım ki bu zaten normal standart bir telif uyarısı. Onun dışındakiler beni çok yani gerçekten anlamlandıramadığım ne olduğunu bilmediğim bir topluluk kuralları ihlali. Kim şikayet etti? Hangi kötü kalpli, kötü niyetli insan şikayet etti bilmiyorum. Sadece çok sevdiğim, beni hayata tutunduran, bağlayan uğraşlarım, hobilerimden bir tanesi. Ve o hani böyle oyuncağı elinden alınmış çocuk gibi hani derler ya bir benzetme yapmak gerekirse. Allah'tan hala elimde müzik var da o bir nebze olsun bana bir teselli sağlıyor. Müzikle haşır neşir oluyorum. Ha buradan yeniden başladım ama geçmişteki o emeklerimin çöpe atılması, yok sayılması ve bana hiçbir şekilde cevap hakkı verilmemesi YouTube tarafından ve son yıllardaki bu haksız yaptırımları, haksız kuralları çok üzücü. Ben de üzgünüm. Ama bir kere daha yine umutla sesleniyorum. Belki sesim bir yerlere gider. Sevgili YouTube, ben kesinlikle kural ihlali yapmadım. Kanalım hep saygılı içerik paylaştı. Ve çok orijinal iki tane içeriğim çok ciddi rakamlarda izlendi. Kanal izlenmelerim de çok yüksekti. Ama buna rağmen ne yazık ki ahlaksız yayınlar, videolar çeken insanların video kanalları ya da yanıltıcı ya da işte mesela Enes Batur'un amcasıyla işte amcasına kavga ediyor ya da amcasına hakaret ediyormuş gibi yaptığı video izlenirken o kanal ondan dolayı kapanmazken bu mesela bir yanıltıcı içerik değil mi? İnsanları kandırıyorsun. Amcanla kavga etmiyorsun aslında. O bir mizansen. Ama biz niyeyse yanıltıcı içerik, topluluk kuralları ihlalin vesaire 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 ne olduğunu bilmediğimiz, kimin şikayet ettiği ya da neden kapandığı, hangi videodan sebep kapandığını bilmediğimiz bir sebeple emeklerimiz elimizden alınıyor. O yüzden üzgünüm dediğim gibi. Sadece siz de yani ne bileyim ulaşabildiğiniz bir yerler, bir fikir sahibiyseniz, bir yerler olursa sevinirim. Ha, dua ederseniz o da bir fayda. Hani işimiz artık hani derler ya kabada Allah'a kaldı. Aynen o şekil. Çünkü hiçbir muhatabınız yok karşınızda. Yaklaşık 8-10 aydır uğraşıyorum. 8-10 ay yani neredeyse bir seneye yaklaşacak kanalımın kapanması.
Hiçbir muhatabınız yok. İşimiz duaya ve Allah'a kaldı artık. Oradan başka bir merci yok karşımızda. Umarım kanalıma ve sizlere, sevgili dostlarıma, hani birbirini hiç tanımadan bir bağ kurulur ya, işte o dostlarıma kavuşurum. Ha, bu kanalda da şu an beni izleyen çok kıymetli kardeşlerim, dostlarım var. Yani hayatımıza bir şekilde dokunduk ve bir yerde kesişti yolumuz. Bir gün onlarla ben öbür kanalım açılsa dahi bir araya geleceğime söz veriyorum. İstiyorum, çok istiyorum, söz veriyorum. Umarım bunu da gerçekleştiririz. Bugün tek tek isim saymayacağım. Onlar kendilerini biliyorlar ve izlerlerse lütfen, evet izledik, onlardan birisi de benim diye yazarsanız videonun altına, like atarsanız, ne bileyim, hani izledik yani, en azından kaç kişinin izlediğini görürüm. Ha, bugün tesadüfen bu videoyu izlediyseniz ve samimi duygularımı farkına varıp hissettiyseniz, bir de abone olursanız, elimden geldiğince güzel paylaşımlar yapma adına bana bir moral, motivasyon olur belki. Onun dışında yine görüşmek dileğiyle diyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Bay bay.